Nasıl bir apartmanda büyüdün abi? Klasik bir apartman. Etiler'de büyüdüm ben. Şöyle bir yanlış hatırlamıyorsam 26 daire falan vardı. Hı hı. Böyle bir apartmandı. Çok çocuk vardı, onu hatırlıyorum. Otoparkta sürekli futbol oynanıyordu. Hı hı. İşte misket oynanıyordu. Güzel bir yokuşu vardı. İşte kar yağdığında güzel kızaklara biniyordu. Leğen, fırın tepsisi. Fırın tepsisi bir numara. Fırın tepsisi evde mi vardı yoksa fırından mı alıyordunuz? Yok yok, o bildiğin hani şeyin, ev tipi fırının tepsisi. Davul müthiş. Fırına girer ya, biliyor musun? Biliyorum biliyorum. O tepsilerde. O fırın tepsisiyle kayıyorduk. Annem de arkadan bağırıyordu. Ces getir o fırın tepsisini diye. Aha. Bayağı güzel zamanlar geçti yani. Çocukluk eğlencen neydi? Abi benim hep müzik vardı hayatımda. Yani babam o apartmandayken hiç unutmuyorum. Bir gün şeyden böyle alttan, apartmanın altından, kiler kısmından bir tane Ludwig davul getirdi bana. Bu benim davulum dedi. Aha. Ve artık senin çalmanı istiyorum. Babam yani. Müzisyen bayağı yani. Babam müzik yapıyordu. Yani müzisyen hani başka bir şey ama... Hobi olarak ilgileniyordu. Bravo. Hani askerde, tamam. Şurada, burada falan aslında... O dönemin önemli sanatçılarıyla falan hep arkalarında davul çalmış, şarkı da söylemiş yıllarca. Hı hı. O zehirledi beni yani. Şöyle hikayeler vardır, duyarım ve çok özenirim. İşte Beatles'ı abim sayesinde tanıdım. Rolling Stones'u bana babam öğretti. Böyle bir hikayem var mı? Hani babadan grup tanıma gibi bir durumum var mı? Şimdi ben tek çocuğum. Onun için işte kardeş, abi falan muhabbeti yok. Ama babadan evet çok şey öğrendim. Müziği ondan öğrendim. Yani hı. Bana davulu verdi. Ben hatta ona hiç unutmuyorum. Yani davulu ilk defa vurduğumda bagetlerle falan filan dedim. Bu çok yüksek bir ses ve biz apartmanda yaşıyoruz. Bu nasıl olacak? Yani o zaman idrak etmiştim bu durumu, anladın mı? Dedi ki, bayağı apartmanı düşünmüşsün ya. Bayağı apartmandayız canım. Dedi ki ya ben buradayım, sen rahat ol, vur. Birkaç sene davul çaldım. Hatta işte o dönem okul grubunda da davul çaldım. İşte o zaman hatırlar mısın bilmiyorum. Milliyet ve Hürriyet'in yarışmaları vardı. Hı-hı. Milliyet yarışmaları, Hürriyet yarışmaları. O zaman o dönemde de çaldım onlarla davul falan. Hı-hı. Böyle mafya şeyi gibi oldu ama yok yani. Bu... Arkadan bir gelip kavgoyla boğacak seni şimdi. Tabii. Kedi okşarken anlatmalar. Buongiorno. Çocukların yediğini alırsın marketten kendin için. Aa, Haribo. Haribo, jelibon. Tabii. Yani... Almanya'da tanıdık var mıydı? Yoktu ama şunu hatırlıyorum ben. Bak yine çocukluk döneminde Nişantaşı'nda onu zaten kaçak olarak hani Almanya'dan getirilip Haribo, doğru söylüyorsun. Sigara, alkol gibi bayağı kaçak jelibon geliyor. Kaçak abi, sokakta satılıyordu yani. Biz hastasıydık ve ben sana bir şey söyleyeyim mi? O günkü Haribo ile bugünkü Haribo aynı değil bence. Fark var, doğru. Değil mi? Katılıyorum. Yani sevenler bilir. Bir kere rengi değişti ya. Için Haribo falan diyebiliyoruz galiba. Kafana göre abi. Jelibon, Haribo, Milka, istediğini söyle, internet bu ya. Doğru, güzel. Haribo, Haribo hastasıyım hala. Zaten abi slogan o değil mi? Hem küçüklere hem büyüklere. Evet, öyle olması lazım. Böyle bir sloganı var ve geçerli bir slogan yani. Doğrudur. Aslasıyım Haribo'nun. Benim teyzem yıllarca Almanya'da yaşadı, Nürnberg'te. O getirirdi mesela, hatırlıyorum. İşte ilk geldiğinde mesela teyzem İstanbul'a bavulu açar, herkesin hediyesi vardır böyle. Yanında sıra olursun, beklersin. Aynen, bizde de vardır. İşte babaya elektronik gelmiştir. Tabii. Almanya bizden ileride olduğu için. Anneye kıyafet gelmiştir, çocuğa jelibon. Haribo'yu beklerdik biz mesela, evet. Ablamla. Haribo bir numara. İlk kazandığın parayla ne aldın? TRT'den kazandım o parayı ama bu işleri yaparken değil. Yine müzik grubumla lise zamanlarında TRT1'de bir tane 19 Mayıs Gençlik Festivali sebebiyle bir programa katıldık. TRT'de o zamanlar öyle bir dönem varmış, bilmiyorum hala öyle midir bilmiyorum ama orada her katılana konuk dahi olsa bir harcırah, bir para veriliyor, tamam mı? O benim ilk kazandığım paraydı, 5 liraydı, hiç unutmuyorum. O 5 liraydı. Ne alınıyordu o 5 lirayla? Şunu hatırlıyorum, o 5 lira bizim 4 kişiye verilen paraydı. Hepimiz imza atmıştık üzerine, hiç unutmam yani. Hatta çerçeveleyeceğiz falan demiştik. O dönem benim bir kız arkadaşım vardı. Ben kuaföre gitmek istiyorum dedi. Aynen abi, fönü çektirecektin, öyle bir şey. İlk kazandığın para röfleye mi gitti abi? Abi öyle bir şeye gitti. Hayır, bir de benim değildi o para. Hepsi benim değildi. Dörtte biri benimdi. Hepsini diğer çocuklara söylemeden kıza teslim ettim. Şaka gitti kuaföre. Yani grubun parasını kız arkadaşına verdin, saçını yaptırsın diye. Evet. Ama onların da ihtiyacı yoktu be. Onların yok muydu sevgilisi? Onların sevgilisi saçı belki. Yapılmayacak mıydı abi? Ben onu ya aslında ayıp ettim. Şimdi düşünüyorum da o ilk parayla o öyle bir şey yaptık. Hayat motto nedir? Kimsenin çocuklarıma babaları hakkında kötü bir şey söyletmeme gibi bir durumum var. Hı-hı. Anladın mı? Yani hani birinin de lan sen de onların çocuğu, o herifin çocuğu musun falan, o da falan filan. Hani o konuda çok dikkat ediyorum ya. Aileye laf getirmemek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Hani hayat mottosu buysa bu. Aileciyim yani. Eyvallah. Aile seviyorum yani. Mutluluğun 3 altın kuralı sence ne? Yani bir erkek olarak kadın diyorum. Yani bu benim yarım çünkü. Yani bir erkeğe mutlaka bir kadına ihtiyacı, bir kadının da mutlaka bir erkeğe ihtiyacı var. Oğlum röportaj yapıyoruz falan diye çocuk severim. Bence güzel olur, bunu koyarım ben. Koydun. Gelmeyeyim oraya falan değil mi? Oğlum ne oldu? Kız yiyebilir miyim? Ne yapabilir misin? Sakız yiyebilir miyim? Kız yiyebilir
Evet oğlum. Yutma. Abi kadın. Yani ben her zaman karşı cinsi bir hayranlık besledim yani. Kadın severim. Evet. Kadın olmalı bir erkeğin hayatında. Abi en sevdiğin çizgi film ve karakteri? Temel Reis. Ya çok seyrettim. Çok seyrettim abi. Temel Hiç Reis. Şaşırmadık Cessin. Aa ama Laurel Hardy. Onların çizgi filmi olmadı ama ben onları böyle çizgi romandan çok takip ettim. Asterix. Asterix abi. Asterix. Denver. The Last Dinosaur. Denver. The Last Dinosaur. Ninja kaplumbağalar. Ninja kaplumbağalar. When the evil Shredder attacks, this turtle boy's just have no offense. O kadar Teenage hatırlarım. Mutant Ninja Turtles. Sprinter'ı hatırlıyorum ama o. Tabii. Fare. Ha fare. Lisede seçen taraf mıydın, seçilen taraf mı? Lisede popülerdim abi. Yalan söylemeyeyim yani. O zamanlar spor var mıydı? Hiç yoktu. Ha, kompleks vardı tam tersi. Yani çok zayıf bir adamdım. Kalçam şöyle falan genişti falan. Lakabım vardı Kermit derlerdi falan bazıları. Yani suratım güzeldi. Eyvallah hani fena değildi ama hani vücut olarak problem. Hikayen bu arada Arnold Schwarzenegger'ın hikayesine benziyor. O da çok çelimsiz bir çocuk biliyorsun. Lisedeyken, ortaokuldayken dalga geçiriyor adam sonra dünya şampiyonu oluyor. Yok, nasıl bir hırsla. Oralara kadar gitmedim. Gitmek de istemem hiçbir zaman. Bir ara çok abarttığım dönemler oldu yani ekrandan hatırlayanlar olursa 105 Hayır. kiloyu falan gördük. Ya sen çok büyüktün abi. Çok büyüktü. Ekranda falan hani çirkinlik abidesi olmuştu artık. Allah'tan bir gün eşim uyardı beni dedi ki bir gün ekranda kendini seyretmen lazım dedi. Yani bunu meslek olarak devam ettireceksen bu fizik dedi. 2-3 sene içerisinde falan ciddi kilolar vermeye başladım. Komedi dizileriyle aran nasıl? Çok iyi. El Bundy, Married with Children. Oo, hastasıydım öyle söyleyeyim Love and yani. Married Love. Seinfeld vardır bilir misin? Seinfeld ölürüm. Ben de ölürüm. Bütün sezonları var. Gelmiş geçmiş en komik dizidir. Evet. Bir daha seyrederim. Bir daha seyrederim. Seinfeld konuşalım mı? Ne istiyorsan. Kimin hastasısın? Bence George Costanza diyeceksin. George Costanza çok iyi adam abi. Kramer'dan daha önemli bir karakter. Bence George. De öyle. Yani Kramer tamam bir kapıdan girişi çıkışı falan tamam çok güzel herif falan ama abi Seinfeld'in kafa da güzel. Yani tabii. Onun da böyle ince şeyleri var ya mimiksiz falan esprileri tabii falan. Tabii tabii. Zaten çoğunda güler dikkat Lorraine edersen. Lorraine miydi kız? Olduğu yıllar oldu. Lane miydi? Lorraine miydi? Elaine'di. Elaine'di evet. O da tamam. Hepsi tamamdır. Çünkü Seinfeld'deki hikaye şu abi sen de biliyorsun. Bir sitcom bu. Ama bölüm oyuncusu dahi olsa tip değil abi. Hepsi karakterdir. Aynen. Neden olduğunu bilirsin yani. Bu adam bunu yaptı. Neden? Nedeni vardır. Tabii katılıyorum. Hastasıyım Seinfeld'in. Bence büyük adamlar. Seinfeld'le Avrupa yakası arasındaki benzerlik dikkatini çekti mi abi? Biz bunu Gülse Birsel'le konuştuk. Seinfeld'den etkilenip etkilenmediğini ben ona sordum. Çünkü Avrupa yakasının şeyinde o var abi. Özünde var. Hepsi bir karakter anladın mı? Yani sırf bölüm oyuncusu dahi olsa az önce söylediğim gibi o da bir karakter. Tip değil yani. Öyle ben geldim gidiyorum falan değil yani. Her alt metniyle geliyorum falan. Yok dedi ben Seinfeld kültürüm yok dedi mesela. Ben çok seyretti, çok hatmetti ve bugüne Avrupa yakasını getirdi zannediyordum. Yok dedi. Benim mesela şey dikkatimi çeker. Levent Üzümcü gafur yapar sinirle. Aynısı evet. Mesela Jerry Seinfeld'in Newman. Ha yapması gibidir. Birebirdir. Bak, o kadar ince bakmadım. Bravo. Sen daha ince girmişsin. Bak El Bundy kültürüm daha büyüktür ama. Bunu sana söyleyeyim. Yani Kelly Bundy, Bat Bundy, Buck Bundy. Değil mi? Peggy Bundy. Tabii. Ama Seinfeld tamam Seinfeld. El Bundy'nin koltukta elini kemerinden içeri sokup oturuşu. Hastasıyım herifin yani. O dönem çok güzel diziler vardı ama hatırladığım birkaç Alf dizi daha var. Uzaylı Alf muhabbeti vardı. Müşfik Kenter'in sesiyle müthiştir. Bravo. Allah rahmet eylesin. Peki sinirlendiğinde nasıl olursun? Çok pis bir herif oluyorum. Yanına yaklaşılmaz mı? Çirkin bir adam oluyorum. Yani kendimin de farkındayım. Kendimi kaybediyorum ben. Laptop kırdığım da çok oldu. Yani öyle şeyler oluyor bana. Çok zengin sinir diyoruz biz ona. Öyle mi? Laptop kırma tabii abi. Nasıl kıralım laptop? Yok lan başkasının laptopunu kırıyorum. Asus çat. Onu ödemiyorum. Ben, daha da çat. Pisleşiyorum ya. Çok kim zengin sinirleri. Cesin zengin sinirleri. Plazma yani, tekmeliyorum. Şey araba kesiyorum falan. Araba kesiyorum. Villa yakıyor. Peki çocukluğunu düşündüğünde burnuna hangi koku gelir? Abi çok fazla patates kızartması yerdim. Hastasıydım ya. Bak o geldi mesela. Patates kızartması. Anne patatesi neden dışarıdaki patates gibi olmaz abi? Çünkü biliyorum abi. Bunu son dönemde öğrendim ben nasıl olduğunu. Şimdi o dışarıda yediğimiz patateslerin en büyük özelliği şey abi. Onları bir önce haşlıyorlar tamam mı patatesleri? Püre haline getiriyorlar. Aynen. Püre haline geliyor. Ondan sonra içine o doymuş yağları falan enjekte ediyorlar. Basıyorlar abi. Trans yağlar. Bravo. Trans yağlar falan. Ondan sonra bir kalıptan geçirip onları tekrar patates şekline getiriyorlar. O şekilde kızartıyorlar. Programda sürekli sen yemek tadıyorsun. Tadıyorum. Görüyoruz. Evet tadıyorum. Hiç beğenmediğin halde yaptığın oluyor mu abi? Çok oldu. En beğenmediğin yemek neydi? Doğruyu söyle.
Hakikaten aslında yani büyük çok... oyunculuk gerektiren sahneyi bize anlatır mısın? En beğenmediğim değil ama çiğ yemek yedim. Yani o problem oluyor. Çiğ mesela derken, çiğ balık, çiğ sushi tavuk. Sushi tadında mı? Yok yok öyle değil. Ben sushi çok seviyorum. Hastasıyım. Hatta yani sushi sertifikam var. Yani yemek yapmak konusunda çok büyük bir iddiam yok ama sushi konusunda vardır. Gittim özel eğitim falan aldım yani. Çok severim. Çiğ balık derken öyle değil yani. Pişmiş olduğunu zannedip bir şey. Yani çiğ niyetine yediğin zaman tamam hani bir sashimi falan veya sushi kıvamında ama... O sana ben pişirdim diye önüne koyuyorsa ve üstü kızarmış, içi de çiğ kalmışsa sen canlı yayındasın bir de. Bant olsa dersin ki bunu bir daha yapalım falan öyle tadalım. Ama canlı da çok yedim abi öyle şeyler. Çok damak tadım da yoktur ama benim. Öyle bir derdim de yoktur. Yani yemek için yaşayanlardan değilim abi ben. Hanım akşama ne var falan. En nefretliği şeydir o. Akşam ne yapayım fark etmez. Ya bana bir şey söyle diyor ya. Bıktım artık. Yani bana bir şey söyle, bana bir fikir aç diyor yani. Ve abi hakikaten fark etmiyor. Ben doymak için... Nasıl bir düzeniniz var? Evden çıkarken eve para bırakır mısın mesela? Şunla da, şunla da işte bugün bulgur alırsın, pilav yaparsın. Yok hanım sonuçta kendi ekonomik özgürlüğüne sahip yani çalıştığı dönemlerde. Çalışmadığı zaman da problem yok. Zaten bir havuz sistemimiz var bizim. Senin benim param diye bir şey yok. Ortak. Ama ay başında şöyle bir şeyimiz var yani bir ekonomi yapıyoruz yani bu ev bütçesi, bu senin özel harcamaların olsun. Çocuğa da manto almak lazım. Türk filmlerinde vardır ya böyle. Manto isteniyorsa alınıyor yani bir şekilde. Varsa para alınıyor tabii ki çocuklar için. Çocukluk korkun neydi? Yalnızlık. Yalnız kalmak. Onun için belki erken evlenmiş olabilirim. Ha olabilir evet, mantıklı. Yani çünkü tek çocuk olmanın, bilmiyorum sen tek çocuk musun? Yok ablam var. Evet yani tek çocukların çoğunda var gibi geliyor bana. Bir bencil oluyorsun. Paylaşmayı bilmiyorsun. Bilmiyorsun yani. Kimse senden bir şey istememiş ki bir şey veresin ona. Yani bunu evlendiğim zaman anladım. Çok enteresan bir hikayemiz vardır. Şimdi benim babam normalde çok geç saatlere kadar çalıştığı için ben tek başıma yemek yiyordum geceleri. Yani bizde böyle bir aile sofrası kültürü hiçbir zaman olmadı. Bir de tek çocuğum zaten. Yani ondan dolayı da belki olmadı olabilir. Hani yiyordum bir şekilde falan filan. İlk evlendiğimizde hiç unutmuyorum. Eşim o zaman dedim ya 25 yaşındayız falan. Daha internet mi internet yok. Sadece alo var. Anneden, reçeteden işte yazılıyor falan. Yemekler yapılıyor. İlk güzel bir sofra kurdu falan. Hiç unutmuyorum. O daha kendi çorbasını falan şey... Ben bir de hızlı yerim. Çorbasını kendi tabağına koymadan ben çoktan oturmuştum koltukta. Bitmişti benim yemeğim. Ne yapıyorsun oğlum falan dedi bana. Dedim ki ne var ya ne yaptım abi ki ben bu dedim. Ama biraz şey. Bir şey unuttum. Kaba bir hareket bu. Abi bir şey unuttum herhalde dedim. Eline sağlık dedim. Eline sağlık çok güzel olmuş falan. O değil dedi mevzu ya dedi. Ya biz bir aile olduk artık. Sohbeti İyi hanıma bırakmışsın yiyecek bir şeyler. Hacım ben kendi hakkımı yedim canım. Tamam. Kendi hakkımı yedim ama oturdum. Benim için yemek kültürü böyle bir şey değil. Doydum. Tabii. Bitti. Yani sofra kültürü bunun bir saati işte. Yoktur, kültürü yoktur. Yani insan acıkırsa yer ve hayatına devam eder diyorsun değil mi? Tek çocuk biraz survivor gibi oluyor yani. Hani buldum yiyor, ne bileyim. Anladın mı? Öyle bir şey yani. Hayatta kalmaya çalışıyor. Biraz öyle.